Meşhur araştırmacı, müsteşrik, Arap edebiyatı mütehassısı Doktor Morris şöyle diyor: Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar çıkmaz sokağından ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. Kur'an nedir? Her tenkidin üstünde bir fesahat ve belagat mucizesidir. Kur'an'ın 1 milyar Müslümanın göğsünü haklı bir gururla kabartan meziyeti, onun her manayı en güzel bir şekilde ifade etmesi itibariyle, indirilmiş kitapların en mükemmeli ve ezeli olmasıdır. Hayır, daha ileri gidebiliriz. Kur'an, ezeli kudretin inayetiyle insana bahşettiği semavi kitapların en güzelidir. Beşeriyetin refahı noktayı nazarından Kur'an'ın beyanatı, Yunan felsefesinin ifadelerinden pek ziyade ulvidir. Kur'an, arz ve semanın yaratıcısına hamd ve şükranla doludur. Mr. John Davenport, Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim ismindeki eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor: Kur'an'ın sayısız özellikleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. 1. Allah'ın büyüklüğünü ifade eden ayetlerin ahengindeki ulviyettir. Kur'an-ı Kerim, beşeri zaaflardan herhangi birisini Allah'a isnattan münezzehtir. 2. Kur'an, başından sonuna kadar beli olmayan, ahlaka aykırı yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikayelerden tamamen münezzehtir. Halbuki bütün bu noksanlıklar ve kusurlar, Hristiyanların ellerindeki tahrif edilmiş Kitab-ı Mukaddes'te bollukla vardır. John Davenport.